İsveç'ten herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere Altium'da kendi çizdiğiniz logoyu nasıl eklersiniz onu göstereceğim. Evet arkadaşlar, Altium'da logo eklemenin 3 farklı yöntemi var. Ben size ikisini göstereceğim. Öncelikle devremi açtım. Bunu canlı yayında çizmiştik. Bug Converter. Şöyle görebiliriz. Şöyle arkasını da göstereyim. Bu arkasına mesela bir logo ekleyelim. Önce birinci yöntem olan direkt kopyala ve yapıştır yöntemiyle başlayalım. O da şöyle arkadaşlar. Benim şöyle bir logom var mesela. Altium sadece siyah beyaz destekliyor arkadaşlar. Siyah beyaz bir PNG ya da bitmap olması gerekiyor uzantısının. Bu resmi böyle kaydediyorum ben. Export ediyorum. Export PNG image diyorum. Ben bunu kaydettim tabii daha önce. Masa üstünde var burada. Bunu alıp arkadaşlar Microsoft Word'ün içine atmanız gerekiyor. Şöyle hemen şurada bir Microsoft Word açayım. Buradan şuradan resim yükleyi seçiyoruz. Pictures. Hemen o resmimi seçiyorum. Böyle bir resim geliyor arkadaşlar. Bunu kopyalıyorum. Gelip buraya şurada altta top overlay yani TO bu sarı olanı seçiyorum. Bu sarı olan bu gördüğünüz buradaki sarı arkadaşlar. Üzerindeki yazılar. Arka tarafta olmasını istiyorsanız ise alt taraf yani bottom bunu seçmeniz gerekiyor. Bunu seçip direkt Ctrl V yaparsanız bu şekilde gelmiş oluyor. Yalnız burada fark ederseniz şu köşeler pek iç açıcı değil. Çözünürlüğü düşük nedense. Yani pek hoş değil. Benim hoşuma gitmedi. O yüzden bu şekilde değil. Bunu bitmap'a çevirip atmaya deneyelim. PNG değil de. Onun için de şöyle yapalım arkadaşlar. Geliyorum resmime. Resmim neredeydi? Şurada. Bunu normal bildiğimiz Paint ile bitmap'a çevireceğiz. Edit diyorum. File'den Save As. Şuradan gelip Monochrome Bitmap yani siyah beyaz. Daha önce kaydetmiştim. Buraya yine üzerine yazıyorum. Bu resimdeki tüm bilgiyi öldürüyor. Transparanlığı da gidiyor. Tamamen siyah beyaz yapıyor. O da şurada. Şöyle görebiliriz. Bu dosyayı alıp tekrar Microsoft Word'ün içine atıyorum. Bunu kopyalıyorum. Tekrar geliyorum. Buraya yapıştır diyorum. Gördüğünüz gibi böyle olmuyor. Word'de bunu böyle olabilmesi için arkadaşlar bunu insert demeniz lazım. Burada yine seçiyorum onu. Unutmayın resmi buraya yapıştırmıyorsunuz. Resmi buraya insert etmeniz gerekiyor. Yani eklemeniz gerekiyor. Buradan kopyalayıp buraya tekrar yapıştırabiliyorum. Buradaki olay resmin meta denen bir hafızaya alınması. Gördüğünüz gibi kenarları daha güzel geldi arkadaşlar bu sefer. Şimdi bunun yalnız fark ederseniz alt kısımda olacağı için bunun ayna görüntüsü alınması lazım. Buna şuradaki objeyi seçip hepsini seçip X dersek arkadaşlar ayna görüntüsünü almış oluyoruz. Seçili tutup X yaptım. Sonra 3'e basıyorum. Gördüğünüz gibi altında ancak bunun küçülmesi lazım. Bunu küçültmek için şöyle geliyorum arkadaşlar. Seçiyorum. Bunların önce hepsini bir araya toplamam gerekiyor. Bunların şu an hepsi ayrı ayrı objeler. Create Union from Selected Object diyorum. Dedim ve hepsini attı. Şunu muhtemelen atmadı. Şunu da seçip bir daha yapmam lazım. Şu an bunların hepsi tek bir obje olarak gözüküyor. Altium tarafından. Sağ tıklıyorum tekrar Union'a. Resize Union diyorum arkadaşlar. Şu anda Union'umu seçmem lazım. Bu seçiyorum hemen kenarından. Şöyle geldim küçülttüm. Ama kayboldu. Şöyle bir daha yapıyoruz. Fazla küçülttüm galiba.
Altium'da hata olabilir ancak kaybolup geri geliyor beklediğinizde. Biraz daha küçültelim. Şöyle olacak mı? Evet. Şöyle koyabilir miyiz? Şimdi bakalım. Altına Ctrl F yapıyorum ve altına geçiyorum. Ben buradaki şu şimşek işaretini mesela bakır yapmak istiyorum. Bakır gözüksün orada. Sarı olsun daha güzel gözüküyor o zaman. Şuradan da örnek verebiliriz. Mesela gördüğünüz gibi. Bu da bir örnek olsun aslında. Şuradaki şekilleri nasıl eklediğim hep bu şekillerde. Mesela şurada yaprak işareti eklemişim. Burada da aynı şekilde çiçek işareti. Burada da değişik bir şekil. Burada işte farklı logolar. Bunların kaliteleri de çok yüksek. Yani yaklaştığınız zaman bozulmuyor da. Şu şöyle bir şekil mesela. Şimdi nasıl yapıyorum bunu? Böyle geliyorum. Önce şu poligonu bir görünmez kılayım. Şu shell diyeyim. Poligonlar gitti. Şu V'yi bir sileyim şuradan. Bunu arkadaşlar tıklıyorum ve bunu bottom layer yapıyorum önce. Bottom layer yaparsam ne olur? Bottom layer yaptığım zaman sadece bunu alttaki bakıra ben buraya bu şekilde bir kaplama atmış oluyorum. Yani bu şekli oraya yapmış oluyorum. Ancak bu orada gözükmeyecektir. Çünkü bu boyanın altında kalacaktır. Ben oradaki boyayı da açmam lazım. Şu siyah boyayı gördünüz mü? Yani burada şu an gözüküyor ama boyanın altında. Bu boyayı nasıl açıyorum arkadaşlar? Solder mask denen bir olay var. Ben buraya bottom solder yapmam lazım. Bu alt tarafta olduğu için. Mesela şu pembeliği görüyorsunuz değil mi? Burada bottom solder var. Yani solder mask var. Buralar o yüzden böyle sarı duruyor. Yani bakır açık duruyor. Bunun da üzerine aynısından yine bir kopyalayıp geri yapıştırmam lazım. Ama bir tanesini bottom solder seçmem lazım. Bunu bottom solder seçiyorum. Bunu bir daha bir kopyalıyorum. Şöyle üzerine yapıştırıyorum aynı yerden. Bunu gelip bottom layer seçtim. Şimdi gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi çok güzel oldu. Şimdi poligonumuzu tekrar geri getirelim. Tabii bu artık buraya bakır eklendiği için bu hata olarak kısa devre olarak görecek. Buradan poligonumuzu bir daha Report diyoruz. Ve o arayı açtı. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntısız bir şekilde oldu. Bir farklı yöntem daha var. Onu da DXF dosyasıyla birlikte yapabiliyoruz. DXF image ile birlikte. Onu da göstereyim hemen. Şurada benim bir DXF olarak ayarlayacağım dosya var. Bu da yine duruyor burada. Bunu arkadaşlar buradan save as diyorum. Bu kullandığım programın adı Inkscape. Bu da ücretsiz bir program. Böyle logolarınızı veya çizimlerinizi yapabiliyorsunuz. Bunu buradan DXF olarak kaydediyoruz. Şöyle kaydedeyim bunu. Buradan milimetreyi seçmeyi unutmayın. Tabii ben daha önce kaydettiğim için replay istiyorum. Daha sonra Altium'a geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle import edelim. Buraya geliyorsunuz. Burada da DXF seçeneğini seçiyorsunuz Altium'da. Dosyamızı seçiyoruz. Kaydetmiştik. Buradaki ayarlar önemli. Burada milimetreyi seçmeniz gerekiyor. DXF arkadaşlar biliyorsunuz herhangi bir birim bulunmuyor DXF'in içinde. O yüzden siz kendiniz belirliyorsunuz manuel olarak. Burada şunu farklı seçelim. İşte birini bir seçelim, birini de iki seçelim mesela. Ki ayırt etmesi kolay olsun eğer farklılarsa. Evet gördüğünüz gibi geldi. Şöyle mechanical biri seçeyim ve Ctrl S diyorum ki sadece tek bir layer görüş moduna geçiyorum bu sefer. Ancak böyle geldi. Sadece çevreleri var. Bunların içini nasıl dolduracağız derseniz Altium'un çok güzel bir özelliği var. Şunu seçiyorum arkadaşlar böyle sağdan tutup çekiyorum ki yeşil oluyor. Hepsini seçebiliyor. Bir daha tab'a basıyorum. Bütün hepsini seçiyor. Şu an hepsi seçili. Yani bunun çevreleri tamamen kapalı alanlar. Tools'a geliyorum arkadaşlar. Convert diyorum. Convert'ten de Create Region from Selected Primitives diyorum. Bunu seçtiğim zaman
Gördüğünüz gibi bu kapanıyor. Sonra buna gelip delete diyorum. Yani çevrede o seçtiğimi siliyorum. Bütün bu şeyleri yaptığım dönüşümü hepsine uyguluyorum arkadaşlar. Şöyle yine seçiyorum. Seçelim bunları da. Maalesef hepsini seçerek olmuyor arkadaşlar. Yani hepsini seçip tek bir seferde yapmaya çalışırsanız Altium sadece yine bir tanesini yapıyor. Altium 21 çıktı. Belki orada bir iyileştirme olur. Böyle ayarları biraz daha iyi yaparlar ama henüz bir ayar görmedim. Ben 21'i kullanmaya başladım. Çok büyük farklar görmedim açıkçası. Şu an Altium 20 kullanıyoruz. Evet, şu an böyle olmuş oldu. Çok güzel. Overlay'e dönüştürelim. Alt kata çıksın arkadaşlar. Bunun kalitesi çok daha iyi görüyorsanız direkt hatları çok keskin. DXF'in avantajı o. Ancak her zaman gerekmiyor. Nerede? Burada. Yine ayna görüntüsünü almamız gerekiyor. Ne yapıyoruz? Hepsini seçiyorum. Bunu X'e basıyorum. Bir de bunu küçültmek istiyorum arkadaşlar ben. Çevresinde kalmış, onu sildim. Şuradan tekrar hepsini seçip Create Union diyorum. Hepsini resize yapmam gerekiyor bir daha. Şöyle biraz acele etmiyorum ki geri gelsin. Hesap yapıyor muhtemelen arka planda. Gördüğünüz gibi aynı şekilde gelmiş oldu. Bu şekilde diğeri gibi ayarlayabilirsiniz. Videomuz bu kadar. Şöyle örnek olarak da en son bunu göstermiş olayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.